Kompozisyon kitabımız 20. ders. Ettersül işruun. Ettersül işruune. 20. ders. Bu bir sıfat tanıması. Bakınız 20 sayısının önüne el takısı getirince sıfat yapmak için yeterli. Yani fail kalıbına koymamıza gerek yok. Çünkü fail kalıbına sadece 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 rakamlarını koyabiliyoruz. İkra. Vektub. Ve a'idil kıraata kitabata Oku ve yaz ve en az beş kez daha oku ve yaz. Uridu en unazif el Evi temizlemek istiyorum. Uridu en unazif el Evi temizlemek istiyorum. Uridu. <laughs> Erade diye bir fiilimiz var. Erade, ifal babından istedi demek. Nesnesini de direkt alır. Eradehu onu istedi. Yuridu istiyor. İradetun istemek. Efendim, ben ist- ben istiyorsam uridu diyoruz. Uridu. Biz istiyorsak nuridu deriz. Erade istedi ben istedim demek istersem erattu. Şurada elif düşüyor. Biz istedik. O zaman erat ne? Uridu nuridu. İsteyen kimse mazi ise efendim muzari ise ona göre çekimliyoruz. İsteyen. Peki temizleyecek olan kim? Unazifu ben temizliyorum. Eğer o temizlesin demek istersem yonazifu. Eğer biz temizleyeceksek nunazifu. Yani fiili fiili öznesine göre çekimleriz. Efendim, onu zaten biliyorsunuz. Biliyorsunuz ama uyarlamakta sıkıntı çekiyor. Fiili kim yapacaksa ona göre çekimleriz arkadaşlar. Bitmiş bir eylem ee, se. E, mazi bitmemiş bir eylemse efendim muzari kip kullanın. Eee yani %99 hata yapmazsınız. Eylem bitmişse mazi, bitmemişse efendim muzari. Peki şimdi e, fiil çekimi ile ilgili bu açıklamadan sonra eee müevvel mastar üzerinde e, durmam gerekiyor. Mövel mastar Arapçada hani her cihen diyoruz. Sonra ismi mevsulle onları marife yapıyoruz. Diyoruz değil mi? Evet. E onlardan sonra en çok kullanılan yapılardan bir tanesidir müevvel mastar. Efendim müevvel mastar bir de sarih mastar var. Mesela harece çıktı. Yahrucu çıkıyor. Efendim huruç sarih mastardır. Çıkış çıkmak. Ve çıkmak zamir taşımıyor. Bak, harici zamir taşır. Çıktı. Yahrucu zamir taşır. Çıkıyor. Ama kuruç taşımaz. Fakat mazi ya da muzari bunun önüne fiil cümlesi olduğu için en getirirseniz e, efendim fiil çekimi bulunduğu için e, zamir taşır. Ama en önlerine geldiği için e, mastarlaşmıştır. Buna müevver mastar diyoruz. E, ve yargı bildirmez artık. Şimdi harece çıktı. Eğer en harece derseniz çıkması, çıkışı. Çünkü bu bir e, müevvel mastardır. Mastardır. Efendim, en çok yaptığımız hata mastar yargı bildirmez. Bu bir. İkincisi sıfat olarak kullanılamaz. Ee, diyeceksin ki e, sıfat olarak Sarı Mastarın kullanımı olabiliyor. E, doktora yaparken öğretiriz onu sana. Ama doktoraya kadar Efendim masların sıfa doğru kullanılamayacağını bil Yani bir milyon cümle kuracaksın Belki içinde bir iki tane e Çıkabilir Yok ya Yani sıfa doğru kullanma Biz mesela Ankara'ya Giden deyince burada Allah'ım yarabbim En var bak en var burada e Buradaki eni görünce Arapça'daki en akla geliyor ya Türkçedeki en başka, Arapçadaki en başka. Bu Türkçedeki en e, fiili sıfat fiile dönüştürür. Nitelik bildirir hale getirir. Arapçadaki en ise e, en bir de en ne var? isim cümlesini mastar yapacak. Biraz sonra söyleyeceğiz. E, efendim, cümleyi mastarlaştırır. Lütfen ma, ışmak eklerini unutmayın. İçinde en eki yok. Türkçedeki en eki Türkçedeki e, En eki Fiili Fiilim sileştirir Fiilim Fiilim sileştirir Sıfat fiil Haline getirir Ve artık Nitelik Bildirir Bir sözcük e, Oluşur Efendim Ama e, Arapça'da veya Türkçe'de mağışmak ekleri e, nitelik bildirmez. E, efendim, e, tamamsa devam edebilirim. Şimdi, yunaz zifu temizliyor demek. Temizliyor. Eğer önüne en getirirsek, e, muzarefiyle nasip eder. Tüm kitaplar yazar zaten bunu. Tamam. Eğer muzari gelirse muzari nasip eder. Mazi gelirse mazi mevridir. Bir şey yapamaz. Ama çok önemli bir görevi var bu enin. Mastarlaştırdı. Temizlemesi. Temizleyişi. Yunazifu ise temizliyor demektir. Temizlemesi, temizleyişi. E, efendim. Peki temizlemesi temizleyişi. Eğer temizleyecek olan sensen o zaman muzari fiili sen zamire göre çekimleyeceksin. En unazife. Temizlemem. Temizleyişim. Peki eğer temizleyecek olan bizsek o zaman en unazife. Temizlememiz. Temizleyişimiz. E, efendim. Şimdi biz tabi Türkçe'de istiyorum. İstiyorum'a temizle temizlememiz ya da temizleyişimizi getirirsek bunu cümle kuralım dersek biz nesneyi öne alırız. O zaman şunu öne alıyoruz. İstiyorum diyeceğiz. İstiyorum. Biz buraya e, efendim istiyorum. Nesne nesnenin sonuna ne ekleriz? I'yi ekleriz. Temizlememizi istiyorum, temizleyişimizi istiyorum. Kulağımızı tırmalıyor, o zaman tırmalatmayın efendim. Ama tamamen Arapçası bu. O zaman e, kulağımızı tırmalamayacak şekilde e, ne söyleyebiliriz? Temizlemek. Evet, temizlemek istiyorum. Tabi temizlemek diye maslarlaştırınca. Ee, şey almıyoruz, zamir almıyor. Ee, efendim. Temizlemek istiyorum. Eğer şu yapıları kullanabiliyorsanız bunu kullanın. Yoksa tercüme ederken bunu. Peki Arapça ya, bu temizlemek istiyorum tercüme ederken ne yapıyoruz? İstiyorum. Kim olduğu belli. Şuradaki me zamirinden. Peki temizlemek eğer bunu mevvel masları yapacaksanız fiili çekimlemeniz lazım. E o temizleyecek olan ben miyim, biz miyiz? Türkçe'de netlik yok. Ama Arapça'da e, bu netliği belirlemeniz gerekiyor. Temizleyecek olan e, biz isek, o zaman isteyen benim. Uridu istiyorum. Temizleyecek olan bensem, unazife. Uridu en unazife. Yok. İsteyen benim temizleyecek olan bizsek uriden nunazife e, dememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu da önemliydi. Burada şimdi en fiil cümlesini ha mazi ha muzari efendim mastarlaştırır. Mastar haline getirir. E, enne ise isim cümlesini Efendim Mastarlaştırır. Arapçada en yaygın Bu iki edat kullanılır. Efendim Onun dışında başka Mastar edatları da vardır. Mesela Ma efendim Lev De Mastar edatı Olarak kullanılabilir. Fakat şu en ile en neyi bilirseniz %99 ihtiyacınızı görmüş olur. Ma ve levin kullanımı dolayısıyla azdır. Efendim, Bunlar üzerinde de duracağız. Önce biraz metin okuyalım. Cümle okuyalım. Uridu en unazifel beyte. Evi temizlemek istiyorum. İsteyen de temizleyen de ben. Yuridu hasenun en unazifel beyte. Hasan evi temizlemek istiyor. İsteyen de Hasan temizleyecek olan da. Turidu Ayşe tu en beyte. Ayşe evi temizlemek istiyor. İsteyen de temizleyecek olan da Ayşe. Ona göre çekimleniyor fiil. Uridu en yunazife Hasan'ın el beyte. Hasan'ın evi temizlemesini istiyorum. İsteyen benim ama temizleyecek olan Hasan. O yüzden Hasan'a göre muzare fiili çekimledik. Ama şu müevvel mastarların bütün bu cümlelerde meful nesne olduğunu söyleyelim. Yuridu Hasanun en unazif el beyte. Hasan evi temizlememi istiyor. İsteyen Hasan temizleyecek olan benim. Turidu ummu en unazif beyte. Anne evi temizlememizi istiyor. İsteyen anne evi temizleyecek olan biziz. Evet. efendim. Yuridu tanzif beyt. Evi temizlemek ya ya da evin temizlenmesini istiyorum İsteyen benim net Ama buradaki tanzif Temizlemek demek Temizlemek demek Bu arada bir bilgi vereyim Önemli Mastarlar Gerektiğinde Malum çatılı Efendim Gerektiğinde Meçhul çatılı Tercüme edilebilir yani Arapçada eee meçhul e, çatılı fiillerin efendim e, özel mastarları e, yoktur. Ama Türkçede var. Mesela temizledi, temiz, temizlemek. Temizlendi, temizlenmek. Bak edilgen çatılı bir fiilin mastarı. Ama Arapçada e, meçhul çatılı fiillerin masları yok. E, efendim gerektiğinde e, malum çatılı masları kullanılabilir. Dolayısıyla uridu tanzif el beyt hem evi temizlemek istiyorum hem evin temizlenmesini istiyorum diye tercüme edilebilir. Peki burada isteyen benim. Temizleyecek olan kim? Ben miyim? Başkası mı? Netlik yok. Burada bir açıklama efendim e, yok. Çünkü mastarlar, sarih mastarlar, sarih mastarlar e, zamir taşımazlar. Ama müevvel mastarlar, bak en getirince müevvel mastara dönüştü ya cümle, fiil cümlesi. Müevvel mastarlar taşır çünkü fiil çekimini kullanıyor efendim. O yüzden Arapçada mevvel masların kullanımı çok yaygındır. Uruidu tanzifel beyt. Evi temizlemek ya da temizlenmesini istiyorum. Yuridu hasenun tanzifel beyt. Hasan evi temizlemek ya da evin temizlenmesini istiyor. Turidu ayşidu tanzifel beyt. Ayşe evi temizlemek ya da evin temizlenmesini istiyor. Demek ki kim temizleyecek? E, buna bir açıklık getirmek istiyorsak mevvel maslara başvurmamız yerinde olur. Ya da Başka bir yapı daha kullanabiliriz. Şu, isim i̇sim tamamlamasına sokarız. Ee, efendim. Ee, belki yeri olmadığı için buraya konu edinilmedi. Mesela bir tane örnek vereyim. Uridu Uridu Tanzife Hasen'in Elbeyte Böyle derseniz Hasan'ın evi temizlemesini istiyorum. Bunu kurmak emin olun e, kolay değil. E, ama ama şu tanzif kelimesini e, bir muzari fiil yapalım. Yunazifu. E, Hasan bu durumda fail oluyor. Hasenun. Elbeyt o da nesne oluyor. Şimdi Hasan evi temizliyor. Bunu nesneye dönüştürmek için önüne en getirip muzari fiili nasip etmemiz harika oluyor. E, yani ee, şu cümlenin kuruluşuna bakın. Uridu <laughs> en yunazife Hasan'ın elbeyte. Hasan'ın evi temizlemesini istiyorum. Uridu tanzife Hasan'ın elbeyte aynı anlam. Ama şu ikinci e, cümlenin şıklığına bakınız. E, efendim. Uridu en enâme fi Bakınız odamda uyumak istiyorum. İsteyen ben, uyuyacak olan o da ben. O yüzden ikisini de eneye göre çekimliyoruz. Uridu ene neme fi Odamda uyumak istiyorum. Yetemenne aliyyun en yence hafil imtihani. Ali sınavda başarılı olmayı diliyor, temenni ediyor. Yetemenne aliyyun. Temenne, yetemenne. Uridu ene kuna tabiben. Doktor olmak istiyorum. Doktor olmak istiyorum. Eee efendim, şu ana kadar kurduğumuz tüm cümlelerde müevvel masların meful öbeğine karşılık geldiğini be belirteyim. Hel tuhibbu en ta'kule semeken Bakırız balık yiyorsun. Başına engelince balık yemek oldu. Daha sonra da nesne yaptık. Hel tuhibbu ente ta'kule semeken Balık yemek ister misin? Balık yemeyi sever misin? aheb yuhibbu hubb sevmek istemek anlamını verir. Ufaddilu tercih ederim demek. Faddale yufaddilu taftil çokça kullanılan bir fiil günlük dilde. Faddale eee yufaddilu efendim taftil tef'il babından tef'il babından bir fiil bu tercih etti demek. Faddale tercih etti. Neyi? Mesela eşyayı, çayı. Neye? Alel kahveti. Çayı kahveye tercih etti. Peki tercih eden sensen ve hala tercih ediyorsan yani bitmemiş bir eylem kullanacaksan o zaman yufattülü fiilini kendime göre çekiyor. Ufattülü şeye alel kahveti. Çayı kahveye tercih ederim diyorsunuz. Burada çay kahve yerine seyahat etmeyi de tercih edebilirsiniz. Ufat dilu en usafira ile Antalya Antalya'ya seyahat etmeyi tercih ediyorum Yeğliyorum. Ufat dilu Atlu Minhu atlu Minhu talebe yatlubu. bu talebun atlu Minhu ondan istiyorum En Yehu ilel Beyti beni eve götürmesini. ileyhi kalıbı onu oraya, ona götürdü demektir. Ondan beni eve götürmesini istiyorum. İsteyen kim? Ben. Götürecek olan kim? O. O zaman ben istiyorum etlubu. Götürecek olan o. Ya huzu. Özdesi kimse ona göre çekimleriz fiili. Yusefiru ehi ile Mekke. Kardeşim Mekke'ye seyahat ediyor. Yesurruni Burada kardeşim Mekke'ye seyahat ediyor derken şimdiki zamanda olur, gelecek zamanda olur, geniş zamanda olur. Çünkü Türkçedeki nasıl yor eki yor şimdiki geniş gelecek zaman bildirirse efendim Arapçadaki muzari fiil yefalu kalıbı da ona karşılık gelir. E, Türkçedeki yor eki bu üç zamanı karşılar arkadaşlar. Dolayısıyla kardeşim Mekke'ye seyahat edecek şeklinde de tercüme edilir. Yesurru ni? serra diye bir fiil var. Sevindirdi, mutlu etti. Demek yesurru bu da sevindiriyor, mutlu ediyor. Bunun masarı da sururdur. Serrani beni mutlu etti. Beni mutlu eden ne? Şimdi fail öbeğine karşılık mevvel maslar nasıl getirilir onu görüyoruz. Yusafire aghi ile Mekke. Bak burada cümleyi kurduk. Önüne en getirince artık maslarlaştı. Kardeşimin Mekke'ye seyahat etmesi edişi e, efendim. Eylem bitmediği için muzari fiil kullandık. Kardeşimin Mekke'ye seyahat etmesi beni sevindirir. Sevindiriyor. Ene <laughs> eydan Ene eydan uriden üsafire ile Mekke. Ben de Mekke'ye seyahat etmek istiyorum. Efendim eydan ilk dersimizde görmüştük. Efendim mesela ene talibun eydan değil mi? Ene talibun eydan. Ben de öğrenciyim. Buradaki eydan cümlenin farklı yerlerine de gelebilir. Sonda gelişi yaygındır. Efendim ama e, önce de gelebilir yani. Burada ene eydan, ene uridu eydan, ene uridu enu ki Mekke eydan, hepsi Türkçedeki de da ekini karşılar. Ben de. Bitişik değil. Ben de değil. Ben de. Ufekkiru fi en edruse tıbbe. Tıp okuyorum cümlesinin önüne en getirince tıp okumak elde ediliyor. Daha sonra da fekkere fiilenin nesnesine karşılık getirilecek. Fekkere nesnesini, e, neyi sorusunun cevabını fiile verir. U düşünüyorum. U fekkiru fiike seni düşünüyorum. U fi en edruse tıbbe tıp okumayı düşünüyorum. E, ehtecu ile. Ehtecu e, muhtacım. ihtiyaç duyuyorum. Neye sorusunun cevabı e, efendim direkt olarak gelebilir. İhtiyacı İhtiyacı ve masları da ihtiyaç. İftial babından havece kök harfinden bir fiil. İhtiyacı nesnesini direkt alabilir. İhtiyacı hu. Ona muhtaç oldu. Efendim li ile alabilir. İhtiyacı lehu. Ama arkadaşlar daha çok e, ile kullanıyoruz. İhtiyacı ileyhi ona muhtaç oldu. Muzarisin yahtayacu. Peki sana ihtiyaç duyuyorum nasıl deriz? Ehtayacu ke olur. Ehtayacu leke olur. Ama sizin ehtayacu ileyke kullanmanızı tercih ederim. Yaygın kullanım da bu yöndedir. Ehtayacu ileyke sana muhtaçım, sana ihtiyacım var. Sana değil de seni görmeye dersek ehtayacu ile en erake. Seni görmeye ihtiyacım var. Ehtecü ilen erâke. Arapçada havele diye bir fiilimiz var. Havele. <laughs> Arkadaşlar bunun e, bu havele <laughs> fiili e, çabaladı, gayret etti, e, çalıştı demek. Mesela anlamaya çalıştı. Oradaki çalıştı. E, efendim anlamaya gayret etti, çabaladı. Tamam mı? Çalıştı, gayret etti, çabaladı. Bu nesnesini efendim e, mastar olarak alır. Ha bu mastar sarif mastar mı efendim mövel mi? E, i̇kisi de gelebilir. Ben, ben mövel mastarı tercih ederim. Mesela havele Hasanun eee ezehebe Hasan gitmeye çalıştı. Buradaki zeheb mastardır. Siz zeheb yerine müevvel mastarı kullanın. Bunun için önce fiil cümlesi kurun. Yezhebu mesela gidiyor. Şimdi önüne en getirin. En de bu zarifiyle nasip etsin. Havel en yezhebe. Hasan gitmeye çalıştı. Gitmeye çabaladı. Evet. Gitmeye gayret etti. Yukarıda söylediğim, haveli için söylediğim tüm Açıklamalar e, efendim isteta fiil içinde geçerlidir. İsteta da efendim mastarı e, nesne olarak alır. Bu mastar sarih ya da e, müevvel olabilir. Müevvel yapmanızı tercih ederim. İsteta güç yetirdi, ebildi demek. İsteta hasenun mesela en yefhamet derse Hasan dersi anlamaya güç getirdi. Hasan dersi anlayabildi. Dersi anlayabildi. Efendim siz şuradaki enyefemet dersi ifadesini bak mavi maslar olarak getirdik çok da şık oldu. İsterseniz e, normal sarı maslar getirir ve Fehmet dersi de diyebilirsiniz. Hasan dersi anlamaya a, güç getirdi. Hasan dersi anlayabildi. Şunun şıklığına bakın. İstita hasenun en yefemet derse. E, efendim. Şimdi benzer bir durum ebilmek anlamında e, temekkene de kullanılır. Fakat temekkenen nesnesini istita gibi direkt olarak almaz. Min ile alır. O da ebildi e, ekleriyle Türkçe'ye tercüme edilir. Temekkene minezzehebi gidebildi. İsterseniz ezdehep mastarını e, şey olarak getirin. mastar olarak getirin. En yezhebe. Temekken min mine zehep gidebildi. Temekkeni mine yezhebe gidebildi. Şimdi şuraya bir bakalım. Uhavile en ha ile en seni görmeye ihtiyacım var. Uhavile en ettasile bir aileti ailemle bağlantı kurmaya çalışıyorum. Evet, aileme telefon etmeye çalışıyorum. En ettasile bi aileti. İttasile yettasilu. Çalışan kim? Uhavilu ben. Peki telefon şey telefon eden kim? Yani bağlantı kuracak olan kim? E, ben. O yüzden ben efendim e, zamirine göre çekimliyoruz fiili. Temekkentu ebildim. Minen esile ilel beyt eve ulaşmaya ulaşmayı başarabildim. Yani eve ulaşabildim. Ebildi. Evet, temekkentu minen el ile el beyt. Temekkentu minen asile ile İsterseniz istata'tu en asile ile de diyebilirsiniz. Ama istata nesnesini direkt olarak ama temekkene efendim min ile alıyor. Emerani bana emretti. El üstadu. Emerani el üstadu. Fiil, meful, fail. Hoca bana emretti. Efendim neyi sorusunun cevabını emera bi ile alıyor. E bi harfi cerdir. E bi'den sonra da o zaman mecrü isim gelecek. Peki e, sınıftan çıkmam. Sınıftan çıkış emredilen şeyse bunu ya sarih mastarla ya da müevvel maslarla e, ifade ederiz. Önce sarı maslarla ifade edeyim. Emerani el üstadu bil huruc min Hoca sınıftan çıkmayı emretti. Ama burada kimin çıkacağına dair bir açıklık yok. O zaman bir khuruci min Sınıftan çıkışımı emretti. Ya bütün bunlara niye kendimizi zorluyoruz ki? en güzeli bakınız. Emran el ustadu bi bi en ahruce min En ahruce min Şimdi de bi ile birleştirelim. Emran el ustadu bi en ahruce min Hoca emretti. Neyi? Çıkmamı. Çıkacak olan kim? Ben. Ben zamirine göre çekimliyoruz. Peki çıkma eylemi gerçekleşmiş mi? E, e emretmeden önce e, Hayır e, o yüzden e, Efendim diyoruz. ediyoruz e, çıkmamı emretti emrederken ben çıkmış değilim çıkmış olsaydım niye emretsin bana een efendim dönme emreder Uridu en az he ile kulliyeti fakülteye gitmek istiyorum İsteyen de gidecek olan da benim. Uridu en ezhebe ilel kulliyeti. Ve estemi'a ilel üstezi. Ve hocayı dinlemek. Bakınız burada fakülteye gitmek ve hocayı dinlemek ve 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 birçok şey isteyebiliriz. Bu istediğimiz şeylerin ortak özelliği nesne olması. Bunların arasına ve getirebiliriz. Ve getirdiğimizde şuradaki fiilleri kendisinden önceki fiile atfede biliriz. Yani en ifadesini tekrarlamadan uridu en ezhebe ile kulliyeti ve estemiye ilel üstadi diyebiliriz. Hocam ben en çok şıkmış bunu tekrarlamak istiyorum. E tekrarla uridu en ezhebe ile kulliyeti ve en estemiye ile üstadi ve en diyebilirsiniz. Ama eni de düşürebilirsiniz. Efendim, oraya da nezhebe ile ve istemeye ile üstadi fakülteye gitmek ve hocayı dinlemek istiyorum. Aynı anlama gelmektedir. Neceha ahi fil imtihani. Kardeşim, sınavda başarılı oldu. Serrani en neceha ahi fil imtihani. Kardeşimin sınavda başarılı olması beni sevindirdi sevindirdi. Peki burada niçin enden sonra neca kullandım? E, kardeşim başarılı olmuş. Yani başarılı olduktan sonra ben haberim oluyor ve bu beni seven, sevindiriyor. Yani bitmiş eylemleri mazi, bitmemiş eylemleri muzari e, ifade ediyoruz. Serrani en neceha fil Kardeşim sınavda başarılı oldu. Bakınız bunu özneye dönüştürüyor. Kardeşim sınavda başarılı oluşu beni mutlu etti, sevindirdi. Yesurrini en yusafire ahi ile Mekke. Kardeşimin Mekke'ye seyahat etmesi beni sevindirir ya da sevindiriyor. Ee, efendim. Peki burada seyahat etmiş mi? Hayır. Nereden biliyorum? E çünkü muzahari kullanmış. E demek ki e daha seyahat etmemiş. Gerçekleşmedi. Kardeşimin Mekke'ye seyahat etmesi beni sevindirir. Etmiş mi? Henüz değil. Peki e eğer seyahat etmiş olsa e nasıl diyeceğim? O zaman en sefera ehi ile Mekke. Kardeşimin Mekke'ye seyahat etmesi beni sevindirdi. Hatta Yusurunu sevindirmektedir. diye dersin. Ta'avettu ta'avettu alıştım demek. Arapçada çokça kullanılır. Teavvede ala alıştı. Alışkanlık haline getirdi. Ta'avettu ala en a'ish e fi Sivas. Sivas'ta alışmaya alı, e, Sivas'ta yaşamaya alıştım. Sivas'ta yaşamaya alıştım. Diyeceksiniz ki Sivas'ta yaşama e, bitmiş bir eylem mi? Efendim e, dün açısından yaşamışım. Geçip gitmiş. Ama yaşama devam ediyor. Muzari geniş zaman ifadesi e, efendim söz konusu ve geniş zaman de içine alır. E, efendim O yüzden geçmişte olmuş olmakta olan ve ileride de olacak olan böylesine e, yapıları muzari fiille ifade edebiliyoruz. Muzari fiil, bitmemiş eylem şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zamanı karşılar. Efendim, Sivas'ta yaşamaya alıştım. Buradaki en aişe, en aişe yerine Sarı mastar getirsem olmaz mı? Olma mı? Olur. Teavvetü alel aişi fi Sivas. Sivas'ta yaşamaya alıştım. efendim. Ama mastar getirdiğimizde efendim zamir içermediğini, zaman ifadesi e, taşımadığını açıkça e, zaman ifadesi ve zamir taşımadığını efendim e, tekrarlayalım ama e, muzariye de mazi fiil e, zamiri ve zaman ifadesini zorunlu olarak taşır